Bugün kurabiye plaja gitmek için pastaneden izin aldı. Güneşlenebilir, yüzebilir ve en sevdiği şeylerin keyfini çıkarabilir. Tık Kapı kolu geldi. Oo, beni Dodo sahiline götürmeye geldi Reçen. Ama büyük bir fırtına yaklaştığı için planlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Görünüşe göre Dodo sahile bugünlük programımızda yok. Aa, yarın yeniden denemeye ne dersin? Yarın Alice'de pastacılık dersimiz var ve öğrencilerimiz için burada olmam gerek. Sanırım kurabiyenin izin gününün sonu buymuş. Zavallı kurabiye. Onu üzgün görmekten hiç hoşlanmıyorum. Sahili pastaneye getiremiyor olmamız ne kötü. Belki de getiririz. Koca bir sahili kapı kolundan geçirebileceğimizi hiç sanmıyorum. Evet, haklı. İnsanları bir yerlere götürebilirim. Ama yerleri insanlara getiremem. Üzgünüm. Ayrıca o kadar kumu, suyu ve deniz kabuğunu nereye sığdıracağız? Tüm sahile ihtiyacımız yok. Kurabiyenin en sevdiği şeyler olsa yeter. Hadi. Bu şimdiye kadar kokladığım en tatlı kum. Çünkü aslında bu esmer şeker. Bunu daha önce görmüştüm. Aa, unutmam mümkün mü? Bu tıpkı Dodo sahilindeki en sevdiğim kum labirentine benziyor. Bize de öyle geldi. Galiba şu an her şey şahane gidiyor. O zaman ayaklarını yerden kesecek bir Dodo sahili etkinliğim daha var. İşte geldik. Su kayağı yapmak için mükemmel bir yer. Ama burada hiç su yok ki. Ama bak, ben kurbağalama yüzüyorum. Woo, evet. Kurabiye de su kayağı yapabilir. Sadece biraz yardım gerekiyor. Tamam. Bu kitap artık rafından fırlamak için hazır. Döndükçe dönün kelebekler. Vay. Gerçekten çok iyi sıçramaya başladın. Bu manevra ve dönüşler fazlasıyla iyi. Kurabiye kesinlikle yerine koyamayacağım bir kitap. Peki, Dodo sahilini doğru yapabildik mi kurabiye? Bana harika bir gün yaşattınız. Yani tarih kitaplarına yaraşır oldum. Ve sanırım Dodo sahiline dair sevdiğim her şeyi buldunuz. Galiba. Ne oldu kurabiye? Tam olarak ne olduğunu bulamıyorum ama sanki bir şey hala eksik kalmış gibi geliyor çocuklar. Dodo sahilinin özgün bir tadı var ama ne olduğunu hatırlamaya vaktim yok. Yarınki pastacılık dersine hazırlanmam gerek. Hala seçmemiz gereken bir tarif var. Dodo sahili tarifimizde eksik kalan son bir malzeme var çocuklar. Ama ne olabilir ki? Kurabiyenin sevdiği her şeyi yaptık. Oh, boş bir mideyle bunu düşünmek çok zor. Yiyecek bir şey çok iyi giderdi. Durun bir harika dakika. Evet, sanırım buldum çocuklar. Kurabiyeye Dodo sahilini tattırdık. Ama yiyecek olmadan sahilin tadı çıkar mı? Bunların deniz kabuğu olduğunu sanmıştım. Ama bakın, kurabiyenin en sevdiği sahil atıştırmalığı olmalılar. Dur, yani kurabiye deniz kabuğu mu yiyormuş? Zıplayan çerçiler. Onlar deniz kabuğu değil. Onlar dalgalı kıvrık. Peki dalgalı kıvrık da nedir? Bu Dodo sahilinin en lezzetli yiyeceğidir. Vuş. Dalgalı kıvrık kurabiyenin tatil gününün eksik kalan malzemesi olabilir. Tarifi tamamlayan. O özgün lezzetli olmalı. Belli ki pişirmemiz gereken bir şeyler var. Hadi başlayalım. Böyle muhteşem dostlarınız varsa gününüzü hiçbir şey mahvedemez. Dalgalı kıvrık. Alice ve dostlarının yardımıyla kurabiye plajda yapmayı en çok sevdiği şeyleri yaptı. Hadi herkes yesin. Ve tadına doyum olmayacak bir gün geçirdi.